Anadolu'ya açılan kapısı Kemalpaşa. İzmir'in tarım, sanayi ve kırsal turizm olanaklarıyla en önemli ilçelerinden biri olan Kemalpaşa'nın tarihteki adı Yunanca'da gelin anlamına gelen Nif'tir. Yüksek tepelerden bakıldığında kiraz çiçeklerinden dolayı gelinlik giymiş bir ova görünümünde olması nedeniyle bu ovaya Nif Ovası, dağ Nif Dağı, yerleşim yerine de Nif denildiği rivayet edilmiştir. Bölge, su kaynaklarınca zengin bir yerleşim yeri olup, Nif adının su perisi anlamına gelen Nifa'dan alındığına dair görüşler de bulunmaktadır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Nif, yani bugünkü adıyla Kemalpaşa ile ilgili kalesi yalçın bir kaya üzerinde 5 köşeli, 2 kapılı, 2200 adımlık içindeki ve altındaki kayalardan akan soğuk sular vardır. İçinden elini uzatıp 3 taş çıkarmak mümkün değildir diye yazmıştır. Kemalpaşa'nın yaklaşık 2600 yıllık tarihi geçmişi, Hitit, Lidya, Pers, Helenistik ve Roma dönemlerinden sonra Bizans dönemine, Saruhanoğulları ve Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Batı Anadolu'da Hitit varlığını gösteren en önemli kanıtlardan biri olan Karabelkaya kabartması, Kemalpaşa-Torbalı karayolu üzerinde bulunmaktadır. Batı Ege'de ikliminin güzelliğiyle tanınan Nif'te, dönemin imparatorluk yazlık sarayı olarak kullanılan Theodoros Laskaris'in yaptırdığı Laskaris Sarayı'nın Bizans döneminden kalma kale ve surları ilçe merkezinde yükselmektedir. Sarayın planı İstanbul'daki Tekfur Sarayı'nın küçük bir kopyasıdır. Yukarı Kızılca Meydanı'nda bulunan 14. yüzyılda yapılmış olan Halil Ağa Camii, ilçenin en eski tarihi eserlerinden biridir. Batı Anadolu'nun kültür tarihine ışık tutan ve en eski yerleşimlerinden biri olduğunu kanıtlayan Ulucak Höyü ve çeşitli dönemlerden kültür varlıkları barındıran Karamattepe ve Ballıcaoğluk arkeolojik kazı alanları Kemalpaşa'da bulunmaktadır. Tarihe tanıklık eden kamusal binalarıyla, mesire ve ören yerleriyle zengin Kemalpaşa'da gezip gördüğünüz her yer, sizi zaman yolculuğuna çıkararak yepyeni bir anıya merhaba der. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 9 Eylül 1922 günü ilçemize gelmiş ve şu anda Atatürk Evi olarak faaliyet gösteren binada geceyi geçirmiştir. O güne kadar Nif olan ilçemizin adı, Cumhuriyet'in ilanından sonra Kemalpaşa olarak değiştirilmiştir. İzmir il merkezine 29 kilometre uzaklıkta olan ilçemiz, Manisa ili, Turgutlu, Bornova, Torbalı ve Bayındır ilçeleriyle komşu olup, yüz ölçümü 658 kilometre karedir. Nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 112.049 olan Kemalpaşa'da toplam 49 mahalle bulunmaktadır. Kemalpaşa, bitkisel ve hayvansal üretim açısından hem ülkemizin hem de Ege bölgesiyle İzmir'in önemli bir üretim alanıdır. İklimi ve koşulları sayesinde kiraz için açık hava serası olan Kemalpaşa, Kuzey Yarımküre'de kirazın en erken olgunlaştığı yerlerden biridir. Kemalpaşa kirazı olarak coğrafi işaret almıştır. Kiraz üretiminde İzmir, il olarak Türkiye birincisiyken, Kemalpaşa 70 bin tona yakın üretimiyle İzmir birincisidir. Kemalpaşa yaylalarında arıcılık faaliyetleri ve bal üretimi de yapılmaktadır. Kemalpaşa, İzmir'e ve ihracat açısından limana yakınlığı, İstanbul Otoyolu ve İzmir-Ankara Karayolu'yla İstanbul'a ve iç bölgelere ulaşımın kolay olması, zengin yeraltı suyu potansiyeliyle gelişmiş sanayi olanaklarına sahiptir. İlçede iki organize sanayi bölgesi mevcuttur. Kurulan lojistik merkeziyle ilçemiz, limanlar vasıtasıyla Avrupa'dan gelen yüklerin depolanması, nakledilmesi konusunda bölgede merkez üssü olacaktır. Doğal güzellikleri, mesire alanları ve İzmir merkeze yakın konumuyla Kemalpaşa, yerli ve yabancı misafirlerini beklemektedir. Kemalpaşa ilçe merkezinde yer alan, vadi olarak da anılan dere mesire alanında piknik alanları, kafeler ve sosyal tesisler bulunur.
Kemal Paşa'nın en çekici yerlerinden biri de doğal göleti, yeşil alanları, amfiteyatrosu, rıhtımları, restoranları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Göl Park olarak da bilinen Binali Yıldırım Millet Bahçesi'dir. Kemal Paşa Yukarı Kızılca'da İzmir'in en büyük yapay şelalelerinden birini de içinde barındıran park ormanda çadır kamp alanı, ATV parkuru, at binicilik alanı, oyun parkları, yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Nif Dağı'nın eteklerinde zeytin, çam ve çok çeşitli meyve ağaçlarından oluşan yemyeşil bir ormanın yanı başında bulunan Alaş Kımız Çiftliği, Kazak ve Orta Asya kültürünün ülkemizde yaşatıldığı yerlerden biridir. Kemal Paşa kültür ve sanat alanında da İzmir'in güzide ilçelerinden biridir. İlçemizde her yıl düzenlenen yöresel festivallerle değerlerini ülkemize ve tüm dünyaya duyurmaktadır. Çinili Köşk ve Ümran Baradan Güzel Sanatlar Müzesi, ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından yaptırılmış olup, Çin'i çalışmalarının en güzel örneğini teşkil etmektedir. Yarım asırdan fazla bir zamandır, geleneksel kerpiç ocaklarda el emeği göz nuruyla nazar boncukları ve cam süs eşyaları üretilen, ziyaret edildiğinde yöresel lezzetlerinde tadılabileceği Nazarköy, İzmir'in kadim üretim havzalarından biri olarak kabul edilmektedir. Dağcıların sıklıkla kullandığı rotaların başlangıç ya da bitiş noktası olan Kurudere Kanyonu da bu mahalledir. Kemal Paşa'da bulunan Nif ve Spil Dağı'nda yapılan bilimsel araştırmalarla her gün yeni bitki türleri tespit edilmektedir. Kemal Paşa, sahip olduğu doğal kültür hazineleriyle keşfedilmeyi bekliyor. Kemal Paşa'ya gelip de Mayıs ayında kiraz çiçeklerinin oluşturduğu gelin görünümlü doğa manzarasını görmeden Nazarköy mahallemizde cam kırıklarından kerpiç ocaklarda odun ateşinde elde yapılan nazar boncuklarından almadan meşhur Kemal Paşa kirazını, çeşitli mahallelerde yapılan enfes cağ kebabını, yaylalarımızın organik bal ve zeytinyağını tatmadan Ege'nin en meşhur tabiat parklarında ve vadilerinde gezmeden, doğayla iç içe mesire alanlarımızda zaman geçirmeden dönmeyin.